İncelet.com'dan herkese merhaba. Arkadaşlar uzun zamandır sizlerle video paylaşamıyorduk. Artık bu videoya verdiğimiz kısa molayı tamamlamış bulunuyoruz. Elimizde TP-Link tarafından üretilen Nephos X1 Max cihazı var. Bunun kutu açılışını yapacağız. Cihazı biraz inceleyeceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Videoyu beğenip bize destek olursanız henüz daha video başlamamışken bizim için çok iyi olacak. Çünkü sizlere yeni videolar çekebilmemiz için bizi teşvik ediyor olacak arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar Nephos X1 Max'ın kutu açılışını yapıyoruz. Aslında yapmadan önce şöyle bir kutuyu da inceleyelim. Burada işte markayı yazmışlar. Arkada da kutunun içerisinde neler olduğuna dair şeyler yazıyor. 5.5 inçlik bir ekranı var. 1920x1080. 13 megapiksel arka kamera, 5 megapikselde ön kamerası bulunuyor. 4.5G'yi destekliyor ve çift SIM kartı da destekliyor. Bunu belirtmişler arkadaşlar. Elimizdeki model 3 GB RAM, 32 GB ROM ile çalışan ve 128 GB'a kadar da destekleyen bir model. Hemen kutuyu açalım, şu güzelliği bir görelim. Kutuyu açar açmaz hemen elimize cihaz geliyor arkadaşlar. Cihazı şöyle bir bakalım. Güzel bir cihaz. Bizim elimizdeki gri renkte olan cihaz. Cihaz bu kısmı alüminyum ya da işte metal ne diyorsanız ondan yapılmış. Üst kısım yani antenlerin geçtiği kısım plastik olmasına rağmen aynı renklerde olduğu için bir bütünlük sağlamış. Parmak izi okuyucuyu tam arkada tuttuğunuzda parmağınızı denk getirebileceğiniz bir yerde konumlandırmışlar. Çift tonlu bir LED flash var arkasında. 13 megapiksel bir kamera olduğunu da söylemiştik. Arka tarafta cihazın hemen üstünde 3.5 milimetre jaka sahip kulaklıklarınızı kullanabileceğiniz birim bulunuyor. Hemen üstte gürültü engelleyici bir mikrofonu var. Ki ben genellikle hoparlörün, mikrofonun, daha doğrusu işte kulaklığın alt tarafta olmasını daha çok tercih ediyorum. Kullanım kolaylığı açısından burada cihazın üstünde konumlandırılmış. Cihazın altında arkadaşlar hoparlörleri bulunuyor. Aslında bir tane hoparlör var ve şarj için kullanacağınız micro USB bulunuyor. Cihazın sağ tarafında güç butonu, hemen üstünde de bütünleşik bir ses butonu bulunuyor arkadaşlar. Bu ses butonu yani toplamda iki tane tuştan oluşuyor. Şöyle bir baktığımızda güç butonu hafif tırtıklı bir yapıyla yapılmış. Diğeri ise daha sade bir yapıyla yapılmış ama tek elle kullanımda da zorluk çıkaracak gibi durmuyor. Aralarındaki boşluk gayet yeterli arkadaşlar. Cihazın sol tarafında iPhone'lardan alışık olduğunuz sesi kısma tuşu bulunuyor arkadaşlar. Şöyle bir hamleyle sesi kısıp açabiliyorsunuz. Sizlere de yakından göstermiş olalım. Bu çok pratik bir şey. Benim çok beğendiğim bir şey. Şurada da arkadaşlar bir yuva bulunuyor. Bu yuvaya ister iki tane SIM kart koyabiliyorsunuz, ister bir SIM kart, bir tane de hafıza kartı koyabiliyorsunuz. Ve dolayısıyla ister çift hatlı kullanıyorsunuz hattınızı, ister de tek hatlı kullanıyorsunuz. Cihaz kendiliğinden geldiğinde Android'in 6.0 versiyonuyla geliyor ama biz bir güncellemesini yaptık. Hemen size gösterelim. Şu an cihaz Android 7 sürümünü kullanıyor. Bu bir kenarda dursun. Cihazın içerisinden, kutunun içerisinden başka neler çıkıyor? İşte şurada bu yuvayı açıp kullanabilmemiz için şu aparat var. Buna ne diyorsunuz bilmiyorum. İttir geç deyip geçiyorum ben. Bastık. Slotu yerinden çıkardık. Onu da gösteririz şimdi size. Gördüğünüz gibi ya çift SIM kart takıyorsunuz arkadaşlar buraya. Ya da bir hafıza kartı buraya. Bir de SIM kart buraya kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde de işte güvenlik bildirimleri falan filan bir sürü kağıt var. Güzel bir şarj adaptörü var. Hemen şuna bir bakalım arkadaşlar. 5 volt, 3 amper, 9 volt, 2 amper, 12 volt, 1.5 amper şeklinde çalışan, hızlı şarjı destekleyen bir adaptörü bulunuyor arkadaşlar. Nephos'un bayağı da böyle ele gelen cinsten bir şey. Bir de kablosunu şöyle bir açalım arkadaşlar. Yaklaşık 1 metre civarında bir kablosu var. Uçları görüyorsunuz zaten. Bir USB, bir de normal şarj için kullandığınız aparatı var. Bunları kaldırdık kenara. Gelelim cihazın özelliklerine. Dediğim gibi biz cihazın son güncellemesini yaptık. Android 7.0'a denk geldi. Sam Ingeleme Ingelet from Dallas. From Dallas. Arkadaşlar Nephos X1 Max 5.5 inçlik bir ekranla geliyor. 1920x1080 aralığında ekranı var.
gördüğünüz ekran aslında ele çok güzel gelen, tek elle kullanımı aslında yeterince müsait olan bir telefon. Benim sevdiğim bir şeyi kullanmışlar arkadaşlar. Kapasitif tuşlar kullanmışlar. Yani şu ekranda çıkan sanal tuşlar oluyor ya, geriye git ya da çoklu pencereyi aç vesaire gibi tuşlar. Onların tamamını bu alta kapasitif olarak eklemişler ve birer çizgiyle sembolize etmişler. Burada da zaten ana ekran tuşu bulunuyor arkadaşlar. 403 ppi ve IPS bir ekrandan oluşuyor. Renk doygunluğu oldukça yüksek. Ben şu an kısık bir ekranda kullanıyorum. Bakın yükselttiğim zaman daha canlı görüyorsunuz muhtemelen. İçerisinde MediaTek Helio P10 işlemci bulunuyor arkadaşlar. Ve ARM Mali T860 bulunuyor içerisinde bu cihazın. Elimizdeki cihaz 3 GB RAM, 32 GB ROM'dan oluşan bir cihaz. Bir de bunun 4 GB RAM, 64 GB ROM'dan oluşan bir versiyonu var. Ve 128 GB'a kadar da hafızayı arttırabiliyorsunuz her iki modelde de arkadaşlar. Cihazın ön tarafındaki kamera 5 megapiksel bir kamera. Ve hemen size canlı canlı çekeceğimiz fotoğrafları da buradan ekranda görüyor olabilirsiniz. Şu an arka kamerada 13 megapikselden oluşuyor ve iyi bir fotoğraf çektiği izleniminde paylaşıyor arkadaşlar. Hemen devam edelim. Tabi 4.5G'yi destekliyor. LTE versiyonlu bir cihaz arkadaşlar bu. 4.5G'de 150 megabite kadar indirme, 50 megabite kadar da yükleme yapabiliyorsunuz. 3G civarında da işte 21 megabite kadar indirme, 11.5 megabite kadar da yükleme yapabileceğinizi söylüyor. Cihaz içerisinde arkadaşlar 1.5-8 bantlarını destekliyor. Wi-Fi tarafında 802.11abgn versiyonlarını, kanallarını destekliyor. Bluetooth 4.1'i de kullanıyor arkadaşlar. Size söyleyebileceğimiz temel özellikleri bunlar. Cihazda tabi parmak izi sensörü, manyetik sensör, pusula, jiroskop sensörü, ivme ölçer, ortam ışığı sensörü ve yakınlık sensörü de bulunuyor. Dual bir mikrofonu var. 3000 mAh bataryası var arkadaşlar. Gün içerisinde bir günü rahatlıkla tamamlayabileceğini düşündürüyor. Bunun da testlerini yakında yapacağız. Biz cihazı aldığımızda Android 6.0 ile gelmişti ama dediğim gibi hemen alır almaz güncelleme geliyor ve o güncellemede son sürüm olarak Android 7.0'ı desteklediler. Onu kullanıyoruz arkadaşlar. Cihazın genel bir akıcılığına bakacağınız zaman oldukça akıcı olduğunu görüyorum ben. Hani birkaç tane uygulamayı açıp kapattığınızda, bir şeyleri çalıştırdığınızda bir değişiklik oluyor mu, cihaz kasmaya donmaya başlıyor mu derseniz arkadaşlar, açıkçası ben böyle bir şey yaşamadım. Şöyle kullanırken de daha uzun bir kullanım testinde zaten sizinle çok yakın zamanda paylaşacağız. Tam bir günlük performansını ölçeceğiz. Sabah telefonu şarjdan alacağız, akşama kadar net bir şekilde kullanacağız ve bir günü bataryada tamamlayabiliyor mu, beceremiyor mu, onu hep birlikte göreceğiz. Çift sim kart kullandığınız zaman, tabi daha önceden kullananlar varsa biliyorlardır arkadaşlar, bir numaranız aktif ulaşılıyorken, biriyle konuşuyorken diğerine ulaşılamayabilir ya da meşgul tonu verebilir arkadaşlar, ama daha sonrasında siz iki attığınızla da arama yapabiliyorsunuz. Ve oldukça hafif bir cihaz, yani ele çok rahat oturan, hoşuma gitti arkadaşlar. Tutma hissi güzel, çok premium bir cihaz gibi olmasa da elinize aldığınızda hoş geliyor. Bana tasarımı TT175'i hatırlattı arkadaşlar. Türk Telekom'un çıkardığı bir telefondu o da. TT175'i hatırlattı ama TP-Link zaten bizim A sistemleri tarafında, işte modem tarafında vesaire oldukça meşhur bir marka olarak konumlanmıştı. Nefos cihazıyla da piyasaya uygun fiyatlı bir telefon ailesiyle de giriş yaptı. Birkaç yıl öncesinde Asus buna benzer bir hamle gerçekleştirmişti. Asus'un Zenfone cihazları çok uygun fiyata, çok güzel bir konumla gelmişlerdi. Nefos cihazlar da uygun fiyat avantajıyla geliyorlar. Tabi cihaz TP-Link'in olduğu için arkadaşlar ağ bağdaştırıcı bir takım şeyler de var içerisinde. Şuradan göstereyim size. Akıllı VLAN diye bir uygulama kendi içerisinde geliyor. 4 ana başlık var. VLAN şifresini paylaş diyor. Yani bir ağa bağlıysanız o ağı paylaşabilmenize olanak tanıyor. Tara kısmı, eğer etrafınızda bir QR kod varsa hemen taratıp onun üzerinden de bir ağa katılım sağlayabiliyorsunuz. Ağ uzantısı var arkadaşlar. Yani sinyalleri daha geniş bir alana yaymak istiyorsanız, evinizde bazı yerlere ulaşamıyorsanız bu telefonu bir ağ bağdaştırıcı olarak kullanıp gelen sinyali diğer odalara kadar iletebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte salonda çekiyor da ne bileyim yatak odasında çekmiyor. Kullanıyorsunuz bu cihazı, oraya kadar da
yansıtıyor arkadaşlar. Son olarak da VPS özelliği var. Bunu da kullanmak istediğinizde aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Son derece sade bir arayüz kullanmış. Neredeyse kendisine ait çok bir şey katmamış içerisine. Ufak tefek şeyler var. Onları uygulamış arkadaşlar. Onun haricinde cihaz tamamen Google'ın kendi programlarıyla geliyor. Saf Android kullanımına çok yakın bir yerde duruyor. Google programlarıyla beraber biz de cihazı beğendik. Kamera performanslarını, çektiğimiz fotoğrafları da video içerisinde sizlerle paylaşıyoruz zaten. Nasıl kamerada performans gösterdiğini hep birlikte göreceğiz. Onun haricinde de işte Google fotoğraflar uygulamasıyla da arkadaşlar çektiğiniz fotoğrafları elinizde bulundurabiliyorsunuz. Geniş bir kullanım alanı sağlıyor. Biliyorsunuz telefonların hafızası yetmeyebiliyor bazen fotoğraflara ama Google diyor ki benim fotoğraflar uygulamamı kullanırsanız arkadaşlar ben size sınırsız fotoğraf yedekleme alanı sunuyorum. Birçok cep telefonu da General Mobile da bunlardan bir tanesi. Kendi galerisini kullanmak yerine hemen geliyor ve Google fotoğraflara entegre oluyor ve siz aslında sınırsız bir alan kullanıyor oluyorsunuz.